de Recep Tayyip Erdoğan açısından çok göz doldurucu bir performansı var. Ve Fethullahçı cemaatle mücadele konusunda herhalde Recep Tayyip Erdoğan söz söyletmeyecek bir kişi ararsa herhalde Selami oku bulması lazım. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmış, şu anda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan ve Süleyman Soylu'yla bakan hiyerarşisi içinde altlı üstlü amir memur görevi içinde oldukları birisine birisi Süleyman Soylu'yu Silivri Emniyet Müdürü'nün ölümünden sonunu tutuyor. O ona bir şeyler söylüyor. Kişi hala görevde beni öyle görevden almak kolay değil deniyor. Ve hem Süleyman Soylu şu andaki Emniyet Genel Müdür Yardımcısına hem de Selami Altınok'un imzalarını Anadolu Ajansı'na servis ettirerek onlara FETÖ imasında bulunuyor. Ve yine Süleyman Soylu bunları Sedat Peker yapmıyor bunları Süleyman Soylu yapıyor. Süleyman Soylu diyor ki bakan oldum evladımı karşıma aldım diyor. Öğütler verdim diyor. Bakın benden önceki bakanların çocuklarının odalarından para kasaları çıktı diyor. Aman yanaşanlar olur tevessül etmeyin dedim diye öğüt vermiş. Kime vermiş? Oğluna vermiş. Ne demiş? Muammer Güler'in oğlu Barış Güler gibi olma, para alma demiş. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a sormazlar mı? Bugün hapuruyor köpürüyor da suç örgütü liderinin peşine takılıyorlarmış. Kim takılıyor? Suç örgütü lideri konuşuyor. Senin bakanın parti içine konuşuyor. Suç örgütü liderinin soyluya yaptığı iddialar bir yana senin bakanın 17-25 Aralık'ın Acar İstanbul Emniyet Müdürü özel görevlendirdiğin Selami Altınok'u FETÖ'cülükle suçluyor Recep Tayyip Erdoğan. Senin bakanın şu anda emniyet genel müdür yardımcısını FETÖ'cülükle suçluyor. İmzalarını ifşa ediyor. Anadolu Ajansı'na yolluyor. Ve bu sürecin sonunda senin bakanın, senin 17-25 kumpas diyorsun. Hatta paraları FETÖ koydu diyorsun, bakanın paraları benden önceki bakanın oğlu aldı diyor. Doğruluyor 17-25 Aralığı. Bunu başkası iddia ettiğinde FETÖ'cü oluyor. Ama senin bakanın kendinden iki önceki yine senin atadığın ve senin görevden aldığın bakana, bakanın oğlunun para aldığını itiraf ediyor ve oğluna aman oğlum sen bunlar gibi olma diyor. Sanki kendinden önce başka bir iktidar varmış gibi. Recep Tayyip Erdoğan da durmuş bir suç örgütü liderinin yani öyle hitap edilsin istediği için öyle de hitap ediyor herhalde. Bir suç örgütü liderinin peşine takılıyorlar diyor. Ya sen suç işleri bakanının esiri olmuşsun. Senin en güvendiğin, en başarılı olduğun, sonunda da milletvekili yaptığın bürokratlara en güçlü yerlerinden saldırıyor FETÖ'cü diyerek. Dönüyor dolaşıyor senin iktidarına senin kumpas kurdular yoktu öyle bir şey deyip soruşturma komisyonunun raporuna AK Partilere hayır oyu verdirtip Yüce Divan'a yollamadığın ve bütün millete FETÖ'cüler kumpas kurdu paraları onlar koydu dediğin meselede parayı aldı diyor esir olmuşsunuz Süleyman Soylu'ya. Normalde bunu dediğinde sen ne diyorsun kardeşim 17-25 kumpastı. Sen senden önceki partimizin bakanı Muammer Güler'i nasıl suçlarsın deyip normalde görevden alman lazım değil mi? Sen Selami Altınok'a nasıl FETÖ'cü dersin demen lazım değil mi? Madem emniyet genel müdürü FETÖ'cü emniyet genel müdürü yardımcısı şu anda eski İstanbul emniyet müdürü nasıl görevde tutuyoruz? Eğer görevde tutuyorsak bu iftirayı atan nasıl bakanlıkta duruyor demen lazım değil mi? Girift ilişkiler ve korkunç bir güç dengesinin esiri olmuş. Cumhur İttifakı üç halkadan oluşuyor. AK Parti, MHP, suç örgütleri kesişim kümesinde ilkokulda öğretmenimiz yapardı ya üç tane küme. Kesişim alanını gösterin. Ortasını böyle karalardık. Aa o karaladığımız kara yerde Süleyman Soylu duruyor. Cumhur İttifakının mili diyen var. Menteşesinin mili çekersen dağılır diyor. MHP'de de, AK Parti'de de, suç örgütlerinde de Ortak birleşim noktası Süleyman Soylu. Bunu söylüyor birçok kişi. O mili o yüzden çekemezler. İttifak da olur diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki suç örgütü liderinin peşinde. Sen de suç işleri bakanının peşine takılma. Suç işleri bakanı bu işleri, bu sözleri söylüyor da susuyorsanız, hepiniz o koltuklarda oturuyorsanız, bir koltukta Soylu, bir koltukta Selami Altınok oturuyorsa, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı koltuğunda oturuyorsa, Beni görevden almak kolay değil. Hodri meydan çekiyorsa görevden alabilecek bakana o da alamıyorsa bu ne korkunç bir denge. Türkiye'yi ne korkunç bir dengenin üstüne oturttunuz. Ne hale getirdiniz memleketi. Bir tane otel aman Allah'ım otelde kimler kalmış kimler kalmış. <laughs> Otelin içine tanklar girmiş tanklar çıkmış. Artık mafya paramiliter güçler hatta militer güçler bir bakıyorsunuz o en gözde savcılarınız, en gözde hakimleriniz ömürleri boyunca çalışıp da aldıkları emekli ikramiyesiyle bir hafta tatil yapamayacakları otellerde kalmışlar. Biri müstakbel eşini alıp sana geliyor nikahtan önce sonra bir benzer pahalı otele pata 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 helikopterle gidiyor, helikopterle bu ülkenin savcısının maaşı belli. Helikopterle balayına çıkıyor. Erken balayına çıkıyor. Bunların hiçbirisine dönüp bakmıyorsunuz. Ve bu millete de biz temiz AK, AK Parti'yiz, Akçayız, PAKÇE'yiz deyip inanmalarını bekliyorsunuz. Aha da inanmıyor. İşte anketler. AK Parti seçmeninin videolardan haberdar olan kısmı Süleyman Soylu'ya olan güvenimi yitirdim yüzde yetmişin üstünde. AK Parti'ye zarar veriyor yüzde altmışa yakın. Siz istediğiniz kadar yok sayın. Geçen zaman iddiaları kuvvetlendiriyor. Hodri Meydan araştırma komisyonu kuralım diyoruz. tutmuş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Bülent Duran'a soruyor gazeteciler. Özgür Özel Araştırma Komisyonu kuralım dedi diyor. Cevaba bak. AK Parti'nin hatası varsa bireysel olarak bunu gereğini AK Parti yapar. Geçmişte de böyle yapmışlar. Ya bu kadar bu kadar korkunç bir yaklaşım olur mu? Bunu en son Ruslar Pekcan'ın dezenfektan meselesinde yapmışlardı. Ama esas olarak ne zaman yaptılar bunu? Belediye başkanlarımda metal yorgunluğu var dedi. Görevi bırakacaklar dedi. Hepimiz biliyorduk ki Belediye başkanlarıyla ilgili istifalarını istediği belediye başkanları vardı. İşte Bursa, Balıkesir, Düzce, İstanbul, Ankara. Kimi ağlaya ağlaya gitti, kimi güle oynaya gitti. Ama bütün hepimiz şunu biliyorduk ki direnenlere karşı şunu söyledi. O gereğini yapmazsa biz gereğini yaparız. Bir parti bir belediye başkanı görevden alamaz. Belediye başkanını İçişleri Bakanlığı görevden alabilir. İki tane gerekçeyle alabilir. Bir, yolsuzluktan alabilir. İki, terör örgütüyle irtibattan alabilir. Yapıyorlar, ikide bir de kayyum atıyorlar değil mi? İstifa etmezlerse gereğini yapacağızdaki iddia şuydu. Bunlar FETÖ'cü ya da bunlarda büyük yolsuzluk var. Onları istifa ettirdi. Ettiler, kimi güle oynaya kimi ağlaya ağlaya. Bir tanesi hakkında FETÖ'den ya da dönemindeki yolsuzluktan bir tane suç duyurusu yapıldı mı? Hayır. Neden? Tam da Bülent Duran'ın dediği gibi, AK Parti olarak kendi içimizde çözeriz.